Tüm de ki size bir tek öğüt veriyorum şeytan Allah'a sanırım. Allah için ikişer ikişer teker teker kıyam etmeniz. Demin okuduğum ayet. İnşallah. Sonra düşünmeniz sizin sahibiniz yani sahibi zaman peygamberde hiçbir delilik yoktur. O devrin sahibi zamanı peygamber. Ahir evet. Zamanın sahibi zamanı Mehdi'dir. İnşallah. Hiçbir delilik yoktur. O yalnızca sizi şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. Yani kıyamet öncesinde sizi uyarıyor. Ölümden önce, cehennemden önce uyarıyor. 46. ayet, o da manada mesela bak 34 İstanbul'u hatırlatan bir şeydir, semboldür. Evet. Değil mi? Evet. Kod olarak 34. 46 da akıl hastalarına verilen şeydir, ilgili kanun maddesidir. Evet. Değil mi? 46 ünlü. Evet. 46, 46. ayet. Tabii. Yani birinin İstanbul'a bakması, birinin 46. ayet olması, 46. Evet. maddeye bakması ki ahir zamanda ortaya çıkan bir şeydi 46. Evet. Değil mi? Evet. Bakın ne diyor? Sahibinizde, sahibi zamanda hiçbir delilik yoktur. O yalnızca sizi şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. Maşallah. De ki ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Ben para için yapmıyorum bunu diyor. Allah rızası için tebliğ yapıyorum diyor. Değil mi? Evet. Allah yolunda tebliğ yapanlar para almazlar. Ne kitabından, ne eserinden, ne çalışmasından para alınmaz. İnşallah. Allah'a hizmetten para alınmaz. Ondan geçim sağlanmaz. İnşallah. Değil mi? Evet. Cübbeli'ye soruyorlar. Geçimim diyor kitaplarımdan diyor. Olmaz. İnşallah. Alimlerin hep kendi yan işleri vardı. Oradan gelir sağlardılar. Osmanlı alimleri de böyleydi. Evet. Hiç kimse o tarz yani dini hizmetlerden para almamıştır. Osmanlı döneminde de, İslam döneminde de. İnşallah. Yani sahabe döneminde. Artık o sizin olsun. Eğer varsa aldığım diyor öyle bir şey varsa o sizin olsun ben geri vereyim diyor. İnşallah. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. Yani Allah rızası için ben yapıyorum diyor. O her şeye şahit olandır. Nelere? Mesela şu anki konuşmaya da. Şu an Allah bizi dinliyor. İnşallah. Tabii. De ki şüphesiz Rabbim hakkı batılın yerine dilediği kimsenin kalbine koyar. O gaybleri bilendir. Hakkı kalplere yerleştiriyor Allah. Batıl varken onu yerleştiriyor. Kalp temizlenmiş oluyor. İnşallah. De ki hak geldi batıl ise bir şey ne bir şey ortaya çıkarabilir ne geri getirilebilir. Ne geri getirebilir. Bak de ki hak geldi. Bu aynı zamanda Mehdi'ye de işaret. Hak geldi. Mehdi geldi anlamındadır. Çünkü Mehdi haktır. İnşallah. Gelişi inşallah. Batıl ise yani Darwinizm, materyalizm, ateizm ise ne bir şey ortaya çıkarabilir. Yani hiçbir delil ortaya koyamaz, hiçbir şey izah edemez. Ne geri getirebilir. Yani bir şeyi yeniden geri getiremez. Yapacağı evet. hiçbir şey yoktur. De ki eğer ben sapacak olsam artık kendi nefsim aleyhine sapmış olurum. Eğer hidayeti bulacak olsam. Yani Mehdi zaten hidayet kökenli gelen bir kelime değil mi? Bulacak evet, olsam. Inşallah. Bu da Rabbim bana vahyetmekte olduğu Kur'an sayesindedir. Şüphesiz o işitendir, yakın olandır. Bizim de değil mi? İslah eden, bizleri düzelten Kur'an'dır. Evet. Kur'an'a tabi olmamızdır inşallah. Evet. İnşallah.